Operasyon Kürdistan Tarihçi Sevtap Demirci, Kürt isyanının İngilizlerce vahşetle bastırılmasının aynı zamanda Chester projesine ve plebisit isteğine bir tepki olduğu görüşündedir. Arşivde bilinmeyen, yazılıp çizilmeyen, benim de araştırma sırasında tesadüfen gördüğüm bir OK ifadesi vardı. Nedir bu OK diye baktım. OK olamaz dedim. Çünkü dantel raporlar yazıyorlar. OK bile yazmış olsalar aralarında nokta konulmaz. Halbuki o nokta K nokta. Çok küçücük bir yerde günler aylar geçti. Ama Dışişleri Bakanlığı belgelerinde değil, Sömürgeler Bakanlığı belgelerinde küçücük bir yerde yakaladım. Bu Operasyon Kürdistan'ın kısaltılmışı. İngiltere Kürdistan operasyonunu devreye sokmuştu. Nedir bu operasyon diyeceksiniz. Hiçbir bilgi yok, belge yok ama bu kadarcık bir ifade var. Kürdistan operasyonu kapsamında İngiltere o bölgeyi çok yoğun bir hava bombardımanına tabi tuttu. Son derece gizli bir operasyon, hiç kimse bilmiyor. İngiliz Yener Kurmayından bir kişi, Başbakanlıktan bir kişi. Hiç kimsenin haberi yok. Parlamento'nun haberi yok. Müttefiklerin haberi yok. Hiç kimsenin haberi yok. Gece gündüz, iki gün İngilizler Musul, Kerkük ve Süleymaniye'yi bombaladı. Lozan'da ikinci dönem görüşleri 23 Nisan 1923'te başlayacaktı. Operasyon 22 Nisan gece saat 12'de bitti. Ertesi sabah Lozan'da ikinci yarı görüşmeleri başladığında Türkiye'nin plebisit yapacak halkı kalmamıştı orada. Plebisit ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı bu operasyon. Bana diyebilirsiniz kaç kişi öldü? Bilmiyorum. Çok ciddi ölçüde sivil öldü. Yani İngiltere ne demek istedi? Siz Amerika Birleşik Devletleri'ne böyle bir imtiyazı tanıyorsunuz. Bu topraklarda kararları benim dahilim olmadan alamazsınız. Ve ikinci olarak da Türk yanlısı Kürt aşiretlerini Türkiye'ye katılmak isteyen bölge halkını da bir şekilde enterne etmiş oldu ve ikinci yarı başladığında Türkiye'nin artık plebisit yapma imkanı ortadan kalkmıştı. İngiliz derin devleti Musul üzerindeki hakimiyeti ancak oradaki halkı tümüyle şehit ederek elde edebileceğini biliyordu. Bu yüzden yüzyıllardır süre gelen gelenek bozulmamış İngilizlerin devleti binlerce insanı bir bölgenin yerel halkını vahşice katletmekten çekinmemişti. Burada söz konusu katliamların petrol veya ticaret yollarından ziyade başka bir amaç için yapıldığı dikkat çekmektedir. Kürdistan operasyonu İngiliz derin devletinin Musul ısrarının kalbindeki sebeptir. Zaten bu yüzden hiçbir resmi belgede yer almaksızın gizli kapaklı gerçekleştirilmiştir. İngilizlerin devleti daha Lozan görüşmeleri devam ederken önceden planlanmış bir Kürdistan meselesini yeşertmeye başlamıştır. Bu meselenin kalbi Türkiye'den koparılması şart olan Musul'dur. Kürtlerin İngiliz idaresine girmesi 100 yıl sürecek soni bir Kürt meselesinin ilk adımı olacaktır. İngilizlerin devleti Gladstone'un Türkleri Orta Asya steplerine sürme hayalinin bu şekilde gerçekleşeceğine inanmaktadır. Bu hedef için bir halkı yok etmeyi bile umursamamaktadır.